Bir adam ve ekibinin koltuk sevdasının Türkiye'nin belki de en kritik kaderi diyebileceğimiz seçimlerde ülkenin geleceğini nasıl da riske attığını çok güzel bir örnek görüyoruz. Neredeyse artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi. İttifaktan aday olur mu bilinmez. Belki de buna karşın ittifakta kendi adaylarını çıkarmaya karar verebilir. Böyle bir durumda da şöyle bir taktik deneyecekler. Bakın biz böyle bir şey yaptık bunlar karşı çıktı. İttifakı biz bozmadık bunlar bozdu diyecekler. Kılıçdaroğlu ekibi hep bunu yapıyor çünkü olayı kendi bozup buna karşı çıkanları da tırnak içinde sağcı öpölü falan ilan edebiliyorlar. Mesela öncesinde de Muharrem İnce'ye yapıldı birçok şey. Önce partiden dışlıyorlar. Çıkmasını sağlıyorlar. Çıktıktan sonra da buna sağcı demeye başlıyorlar. Aynen kardeşim. Siz mükemmelsiniz çünkü. Ekrem'i saf dışı bıraktılar. Burada sadece Ekrem'i saf dışı bırakan kişinin Erdoğan olduğunu söyleyemem. Kılıçdaroğlu da bunu bol bol destekledi. Çünkü kendisinin önündeki en büyük engel Ekrem İmamoğlu'ydu. Şu yüzden söylüyorum. Mesela parti için de Mansur Yavaş'ı sindirebiliyorlardı. Mansur daha sağa yatkın bir insandı. Onun adaylığını bu eski sağcı bundan olmaz diyerek eleyebiliyorlardı. Ama İmamoğlu'nda böyle bir durum da yok. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun politikalarına da çok yakın biri. Solcular direkt oy verebiliyor. Sağcılar da oy verebiliyor. Ve anketlerde de Kılıçdar'dan milyonlarca fark önde. İmamoğlu'nun davasında yaptıklarını zaten çok iyi görüyoruz. Nasıl davrandığını da biliyoruz. Sen bu ülkenin ana muhalefet liderisin. Böyle bir olayda neler neler yapabilirsin. Mesela soruyorum size Kılıçdar ne yaptı? Normal şartlarda bu çok büyük bir kaos yaratacak bir olayken Kılıçdar ne yaptı? Söylüyorum hiçbir şey. Hatta ve hatta Kılıçdar böyle bir durumda yaptığı ilk şey şu oldu. Kendi seçim kampanyasını başlattı. Erdoğan cephesinin İmamoğlu'na yaptığı şeyi destekledi bir nevi. Çünkü kendi önü açılıyordu. Şu anda İmamoğlu'nu parti içinde sindirmeye başladı gitgide. Çünkü İmamoğlu'nun adaylığı riske düştü. Seçimden sonra dava sonuçlanabilir, mazbata verilmez vesaire. Bu bahaneleri sürdü. Ana muhalefet lideri o davaya çok rahat bir şekilde müdahale olabilirdi. İnsanları protestoya çağırıp çok rahat bir şekilde engel olabilirdi. Olayı yüksek mahkemelere taşımakta ısrarcı olabilirdi. Olaya karşı çıkabilirdi. Ne yaptı? Çıkmadı. Kampanya başlattı bana oy verin diye. Hala da söylüyorum. Anketlerde en düşük oy alan muhalefet lideri niye cumhurbaşkanı adayı olmak ister? Normalde bu konuyu çok sinirli bir şekilde konuşan bir insanım. Nefret etmeye başladım Kılıçdaroğlu'ndan artık böyle tiksinmeye başladığımda başladım. Gördükçe böyle titreme geliyor. Kanser oluyorum. Yalakalarını görünce de aynı şekilde. Başlattığı kampanyalar da çok iğrenç bir şekilde ilerliyor çünkü. Söylediği her şey kendi de yapıyor çünkü. Şimdi böyle durumlarda liderler kendileri konuşmaz. Yalakalarına konuştururlar. Gazetecilere konuştururlar. Parti başkanlarına, gençlik kolu başkanlarına konuştururlar. Yürüttüğü kampanyalardan biri mesela Ekrem İmamoğlu ikinci Erdoğan'mış. Çünkü koltuk sevdası falan varmış. Ya kim diyor bunu? Kılıçdaroğlu'nun yağcıları. Ya aynı Kesinlikle öyle. Özellikle bunu Kılıçdaroğlu'nun tayfasının demesi mükemmel bir şey yani. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gördüğü en demokrat kişiliklerden biridir. Genelde savunma sistemi de şu bu adam çalıyor mu? Bu arada neyse. Yalan söylüyor mu? Söyleniyor. Şunu yapıyor mu? Bunu yapıyor mu? Bundan daha iyi aday var mı? Bu maddelerde genelde hiç kimse de şunu demiyor ya. Koltuk sevdası ne peki? Şu an biz ülke olarak bir tane adamın koltuk sevdası yüzünden önümüzdeki birkaç ay boyunca kanser olacağız. Ne? bir şekilde. Bunu neden yapıyorlar? Çok açık ve sade bir şekilde söyleyeyim. Eğer seçime başkası kazanırsa Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki gücü bayağı bir düşer. Genelde sözcüleri de bu yüzden böyle savunurlar. Salya saça saçı ilerlerler ki geçen bir tanesi artık Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen gerizekalıdır aptaldır vesaire diye yorumlarda bulundu bir gazeteci. Bu nanteke. Onu destekleyen gazetecilerin belediyelerden aldıkları fonlar kesilmeye başlar. Onu destekleyen parti yönetim kurulları, gençlik başkanları bulundukları konumlardan düşmeye başlar. Kısacası CHP içinde Kılıçdardan başka biri seçimi kazanırsa ondan daha güçlü bir konuma gelirse Kılıçdar ve tayfasının para akışı kesilir. Gücü kesilir. O yüzden de ölümüne savunmak zorundalar onun adaylığını. Neye rağmen oldu da Kılıçdar aday oldu ve seçimi kaybetti. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Kılıçdar yine ana muhalefet lideri olarak görevine devam ediyor. Yalaka sözcüleri yine aynı şekilde işlerine devam edip belediyelerden fonlarını güzel güzel böyle ceplerine indiriyor. Parti başkanları genç kurulu başkanları da çok güzel aynı şekilde işlerine devam ediyorlar. Kazanma ihtimalinde durumları daha da yükselebiliyor. Bu da bir grup insanın koltuk sevdasının ülkenin kaderinden ne kadar önemli olduğunun çok güzel bir göstergesi. Halkın sesini dinledik diyorlar. Halkın sesini hiç mi hiç dinlemiyorsunuz? O ayrı. Zaten halkın sesini dinliyor olsaydınız kaset olayları ile birlikte başa gelmesinden bile çok önce partiden kovardınız Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu öyle güvensiz bir insan. Tamamen insanlar ulan ben boş damacanaya bile oy basa bunların karşısında demesinden kaynaklı böyle bir harekette de bulunmuş olabilir. Ulan ben boş damacanadan daha iyi bir adayım bence deyip atlamış da olabilir. Ama gerçekten boş damacanayı koy Erdoğan karşısında kılıçlardan daha fazla oy alır. Hep aynı bahaneler. HDP seçmenini öne sürüyorlar. Kılıçlardan başka biri çıkarsa HDP seçmeni sandığa gitmeyecekmiş. E kılıçlar çıkınca da HDP'nin tam karşıtı olan seçmen de sandığa gitmeyecek. Şu an kılıçların adaylığı kesinliğe yakınlaştığı için dönem muhabbet İnternetteki insanların yorumlarını, fikirlerini çok rahat okuyabiliyoruz. Seçim günü sandığa çok önemli bir şey olmadıkça gitmem diyor çoğu insan. O sırada tatile çıkarım diyor bir kısmı. Şu an Kılıçdaroğlu sırf Popişi'nin rahatı için ülkenin geleceğini yok etti. Savunmalar hep saçma sapan savunmalar bir de. İşte önce Erdoğan gitsin sonra geri kalanını kovması kolay olur. Aynen. Onca yıldır Kılıçdaroğlu da zaten partisini hemen bırakacaktı. Kesinlikle bırakacak. Demokrat dedemiz yani çok tatlı bir insan. O hiç alar mı? O hiç şey yapar mı? Bir şeyler yapar mı? O on numara adam sonuçta yani. Bir tane sorunu var. Koltuk sevdası. O da olsun yani. Hangimizde yok ki? Türlü türlü yalanlar uyduruyorlar. Anketler oluşturmuşlar da. Seçmenler onları istiyormuş da. Daha geçen gün kendi anketini yasakladı adam. Bu videonun da yorumlarına düşecek bak. CHP foncuları. Buraya kadar çoktan böyle aşağılamalı saldırganlıkla yazacaklar. O kişilere iyi bakın. Bazıları keriz değillerse parti tarafından konum elde etmiş az bir olsa para kazanıyor olan insanlar olacaklar. O yüzden de bayağı saldırganlardır bunlar. Bu tayfanın olacağı şeyi söyleyeyim. Eğer olur da bir gün Kılıçdaroğlu düşerse deli gibi savunan bu kişiler var ya bildiğin köpekliğini yapan kişiler o kişilerin bir banka hesabını kontrol etmek gerekiyor. O kişilerin nerelere çalıştığını bir kontrol etmek gerekiyor. Bağımsız bir yargının da karşısına çıkartmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu bu seçimdeki en güçsüz aday. Son 20 yıl bize çok iyi gösterdi ki bu ülke seçimi öyle şakaya gelecek bir şey değil. Halı sağ kaptanı seçmiyoruz burada. İlla bütün ülke toplanıp Cemre Demirel gibi Kılıçdaroğlu aday olmasın diye kamera karşısında bir şeylerimizi mi sallayalım? Ne istiyorsunuz? <laughs> Erdoğan ve çevresinin ne kadar gitmesi gerekiyorsa Kılıçdaroğlu ve çevresinin de aynı şekilde gitmesi gerekiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Yarın BBSO gösterimiz var. Kadıköy Kılçık sahnede öncesinde de yeni talk show'umuzun provası var. Ona da bekleriz. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi